Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan başlama serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Euro Truck Simulator 2'deyiz tabii ki de, onu da söyleyelim, bilmeyen arkadaşlar olabilir. Stavanger'dayım, çok az bir mazotum kaldı, bu sebepten dolayı Dorse almadım. Öncelikle mazot almamız lazım. Şöyle göstereyim, bakın 79 kilometrelik yolum gözüküyor. Haydi bakalım. Öncelikle mazot almamız için şuraya gideceğiz. Şöyle şuraya kadar gideceğiz. Dorsesiz gidiyorum ki daha çabuk, daha kolay bir şekilde gideyim. Ondan sonra servise geçeceğim. Bugün olmazsa bir de tır alacağız arkadaşlar. Renault marka. Hani uygun fiyatlıysa eğer tır alacağız. Bugünkü işimiz bu. Şirketimize bir tane daha yeni bir tır kazandıracağız. Allah. Allah belanı vermesin. Yemin ederim sıfır geçti adam. Vallahi sıfır geçti adam. Bakalım mazotumuz ne alemde? 78 gösteriyor. Oğlum gittikçe artıyor mu? Ne oluyor acaba? Şöyle çok fazla gaza dokunmadan ilerlemek istiyorum. Bir servise uğrayalım ayrıca. Bu Scania aracımıza yeni parçalar açılmış olabilir. Motor olsun, bir şey olsun. Döneceğim mi? Tamam. O uçağa bak. Herhalde yetişirim diye tahmin ediyorum. Bugün boştayız abi. Yük almadık, bulamadık. İş vermediler bugün bize. Hani sürekli iş alıyoruz. Bugün alamadık diyelim. Bugün yok, iş yok abi. Ya böyle bir şey var mı? Kavşağın ortasına kadar giriyorsun, ondan sonra fren yapıyorsun ya. Allah aşkına. ABS'ye bak nasıl kilitliyor be. Ey maşallah, ey maşallah. ABS'nin gücü oğlum. İşte bu, işte bu. Abi şuraya bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısın? Bak bak. Al bir fotoğraf. Al bir fotoğraf. Trafiğe nasıl girdim? Herkes görsün şu tırın güzelliğini. Al. Şu tırın güzelliğine bak oğlum be. Doğrusu olmayınca çok güzel kaptırıyor Meret. Vallahi billahi. Açılın açılın, bir şey yok, bir şey yok. Yolumuz kısa, çok uzun değil. Yedi, 16 kilometre. Şöyle biraz gazdan ayağımızı çekelim de içeriye girmemiz gerekecek çünkü. İyi yetiştik abi, sıkıntı yok. Tersten girmiyoruz bakın. Bu tersten girme olayını çok fazla karşıyım. Özellikle ETS Multi'de çok fazla yapılan bir şeydi bu. Ya yani tersten girilmez abi, direkt yani yok ederler sizi, haberiniz olsun. Evet, 14 kilometre kala benzin istasyonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Mazotumuzu alacağız. Şöyle göstereyim abi makineyi. Makineyi görüyor musunuz? Makineyi bak bak. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Alev ya alev, ver bir fotoğraf. Doldur bakalım. Şimdi depoyu bir dolduralım. Kaça fulleniyormuş bir görelim bakalım. Bakalım depo kaça fullenecek. Abi 10 bin alacak herhalde. 10 bin liralık mazot mu alacağım ben şimdi?
Vallahi doyurduk. Oo, geçti bile. Scania'dan fazla mı lan bunun deposu? Şeyden. Wow. 1284 litre aldı. Yani 1300 litre deposu var. Ey maşallah. Şöyle arka sinyalimi de göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bu aracı özel yaptırdım. Sinyalleri özel yaptırdım bak. Sinyalleri özel yaptırdık abi bak. Bak görüyor musun? Özel. Şimdi bir servise doğru gidelim. Bir bakalım modifiye ne var ne yok. Ona bakalım. Birazcık para harcayalım. Olmazsa diğer bölümde bunu telafi edip bir tane de altımıza Renault çekelim. Olmazsa. Bakalım nereden gidiyoruz servise? Buradan nereye gidiyor? Yok, buradan Stavanger'a gidiyor. Biz düz gideceğiz. Ey maşallah be. Öf. Şu yaylanışa bak, bak. Bak. Süspansiyon da süspansiyon bendeki. Bak, bak. Maşallah, maşallah. Yok abi, Scania gibisi yok. Vallahi yok. Benim fizik böyle çok güzel sallanıyor. ABS de var. Bakın bu yollar mesela hala eski tarz, yani yenilenmesi lazım. Çok fazla sekiyor bakın. Ay ay, hadi abi. Bakalım, bekliyoruz. Ne zaman devam edecekler acaba? Korna basalım şöyle. Şu frene bak oğlum. O ne biçim fren ya? Sana da yol verirdi devam etseydin. O maviden sonra kaptır. Sal, 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 sal. Var mı gelen? Sal, 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 sal. Şuralara bir Türk bayrağı olsa. Bütün bayrakları Türk bayrağını çeviren mod. Mükemmel olmaz mı? Of, çok kötü yerden vurduk. Hadi bakalım. Karşıda varmış oğlum, ben yana bakıyorum ya. İşçi bulma kurumu bulduk bir tane burada. Otogar var. Maalesef boş kaldı bu. Yani bir otobüs oyunu gelmedi, gelse çok güzel olacaktı. Evet. Buraya bir girelim. Artık şu aracımızı bir tamir ettirelim. 500 bin paramız vardı.
Şimdi bakalım ne kadar harcayacağız bugün. Kabine bir bakalım neler yapabiliyoruz. Kabinle ilgili bir yükseltme şansımız var bu şekilde ama yani bayağı bir toplam bayağı bir para veriyorum arkadaşlar. Niye bu kadar çok para veriyorum? Yani 247 bin alıyor. Bende normal var. Üstüne de bunu koyuyor. Yani görseli bence kalsın. Gerek yok bu kadar bir paraya. Şasi değişmesin abi. Motoru bir artık 500 beygiri 410'dan bir 500'e bir çıkaralım. Yani sonuçta Renault alana kadar bununla devam. Hala 12 vites. Hala 12 vites açamadık. Seviye 15'te açılıyormuş. Bunlar da seviye tamam, seviye 15'e bir çıkacağız abi. Bu 16'ya çıkacağız. Allah'ın emri oldu artık. Motor yükseltme yaparken bu paraların bazılarının iade olması çok güzel. Özel şöyle navigasyonumuzu artık getirebiliyoruz. Bakın. Şu şekilde. Özel dark abi. Kadran falan değişiyor. Hayalet ekran geliyor bu şekilde. Bir de şöyle özel light diyor ama light dediği ne? Ha, light bu alt taraf. Bu da böyle ahşap kaplamalı. Abi en pahalısı olsun artık yani harcayacağız. 248 bin girecek buradan. Yani bu kaçmış? Lan 103 bin giriyor. Standart. Böyle az giriyor. Ama burada kadran değişmiyor. Burada da dur bir dakika. Dur yanlış yaptık. Özel dark ve wood. Ha sadece şuradaki kaplama olayı farklı. O zaman biz şöyle yapalım. Oo bunun kadranı farklı bak. Şimdi biz böyle yapalım o zaman. 243 bin giriyor abi. Her türlü giriyor yani. 248. Abi 48 girsin. Girmişken 48 girsin ya. Şimdi boya olarak Türk bayrağımızı bir koyalım abi bence. Ama araç çok mu kötü? Oğlum çok kötü durdu be. Oğlum benim arabanın rengi berbat kötü. Şöyle birazcık daha güzel bir renk yok mu oğlum? Tamponlar falan. Tampon falan çok kötü durduğu için. Dur, şu kalsın abi, şu kalsın. Şu kalsın. Yan tarafına bir plastik koyabiliyoruz. Abi çok pahalı. Oğlum bütün parayı bırakacağım buraya. Yeni tır alacaktım ben. Neyse. Of of. Tabii burada şeyler var. Benim modlar var. Modları aynı para gidiyor yine aşağı yukarı ama. Şunu white'a çevirsem olur mu acaba şöyle? Gösterebiliyor muyum? Bakayım bakın. Ya maviyi beyazı çeviriyorsunuz böyle parlak bir beyaz oluyor. İsterseniz turuncu yapabiliyorsunuz böyle sinyal rengi. Veya mavi yapabiliyorsunuz. Benim böyleymiş. Ben böyle yapayım. Yani böyle olsun abi olmuşken. Bir tek kullandığım mod bu var. Direksiyonu değiştirirsek yine birazcık saplıyorlar ama bence bir farklılık olsun azıcık. Yani çok baymıştır direksiyon falan. Bir koku ekleyelim. Koku. Koku koku. Şuraya bir yere bir koku koyuluyor da. Vampir. Aman abi Allah korusun dur. Araç kokusu. Heh, bir tane araç kokusu koyduk buraya. Biliyorsunuz bu kabin aksesuarlarına güncelleme geldi. Buraya hani bir şeyler koyabiliyoruz. Bakın bu şekilde su koyalım abi su. Buraya da böyle bir battaniye koyalım. Güzel olur. 2000'ini ona verdik. Hani ekstra dediğim gibi tamponu var daha bunun bir şeyleri var yapabiliyoruz. Mesela bakın bunları şöyle en alttaki alçak boyalı olsun. Hadi değiştirmişken bunu değiştirelim. Bakayım. Şunu değiştirmem lazım. Bir göreyim hemen diyorum. Oğlum boyalısı yok mu? Plastik boyalı yok mu? Oğlum plastik. Tamam bu kalsın o zaman. Tamam bu kalsın. Böyle yaparsam. Kötü oldu be.
Şunu oğlum bir şeyi söküyor. Neyi söküyor? Ha, egzozu söküyormuş. Oğlum çok pahalıymışsın lan sen. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum senin. Tamam. Bu 10.000. Egzozumuz olsun. Şunlar boyalı olsun. Ucuzlardan takıyorum abi. Kapı kollarını boyalı yap. Vallahi yine girdi bayağı bir masraf ama. Arkadaşlar işte bak bu hani sıfırdan başlama serisindeki en zor şey abi. Görsele para vermeyeceksiniz veya. Hani görsele para vermeyeceksin abi işte bak. Böyle apaçı gibi dolaşacaksın aslında. Flow güzel duruyormuş. Buraya egzozu sil. Gerek yok abi. Bakın görüyor musunuz abi? Yani battık bittik. İflasın eşiği şu an. Hani iflasın eşiği. Yine iflasın eşiğine geldim ben. Şu navigasyonu cep telefonuna çevirebiliyorsunuz. Bu da kabin aksesuarları güncellemesi. Şunu da iade edelim. Buraya navigasyon geldi sonuçta. Şuraya bir yeni bir şey koyalım artık. Koku olacak yine. Noel çorabı. Tamam bu güzel abi. Evet arkadaşlar şimdilik bu modifiye yeter. Ya yani motoru taktık. Motor 500 beygir oldu. Bütün parayı bırakmış bulunmaktayım galiba. Evet 145.000 paramız kaldı. Aracı bir çalıştıralım. Fena değil, güzel bir modifiye olduğunu düşünüyorum. Hani bakın navigasyon oraya geldi. Bence güzel oldu, bir yenilik oldu. Değil mi? Fena değil bir. Kendine geldi birazcıktır diye tahmin ediyorum. Yeni tır alacaktık ama olmadı. Maalesef. Birazcık 500 binin üzerine çıkmam lazım sanırım o tır için. Ben bakacağım diğer videoda. Şimdi şeye gitmem lazım. Renault galerisine gitmem lazım. Onun için de bayağı bir vakit kaybedeceğim. Bir tane yük alayım şimdi buradan. Sonra yani devam ederiz. Arkadaşlar güzel oldu modifiye. Oğlum aracı da beyaz yapmışım yanlışlıkla. Onu da unuttum değiştirmeyi. Neyse beyaz. Beyaz beyaz. Güzel oldu. Sinyallerimiz bu şekilde. Alttaki ledleri beyaz yaptık ama bu koyu beyaz bayağı. Işıklar bu şekilde. Arkadaşlar böyle bir tır haline geldi. Bayağı bir kötü duruyor. Farkındayım beyaz rengi ama şu anlık idare edin. Şu yan taraf falan çok pahalı. Yani gördünüz zaten yetmiyordu param. Bakalım ben bunu bir heves ettim. Bir süre kullanırım. Ondan sonra yeni bir tıra geçeriz. Ya MAN alırız ya Renault alırız diye tahmin ediyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.